Merhaba, öğrenmeye açık ve araştırmacı bir annesin. İnternete girdin, anne kelimesini yazdın, videolarda aramaya başladın, karşına ben çıktım. Sürpriz. Evet, ben bir anneyim, bunu biliyorsun zaten. 6 yaşında bir kızım var. Ama bunun dışında çok heyecanlı bir haber aldım. Aslında beklediğim bir haberdi ama bu kadar çabuk beklemiyordum. Ve bu heyecanı seninle paylaşmak istedim. Çünkü bu serüveni seninle birlikte yaşamak istedim. Ben hamileyim. İkinci çocuğuma hamileyim. Beklediğim bir hamilelikti. Ama bu süreci paylaşmak istediğim çok önemli bir isim de var. Niye YouTube'da bir kanal açmak istedim? Çünkü bu süreci yaşayan seninle birlikte bu yolculuğumu yapmak istedim. Sormayı unuttuğum sorular olabilir. Benim yaşamadığım, senin yaşadığın bir şeyler olabilir. İşte bunlara sorularınla bana destek ol istedim. Çünkü muhteşem bir uzman buldum kendime. Onu kaybetmeyi hiç istemedim. Bu süreci birlikte yaşayacağız. Hep beraber yaşayalım istedim. Kadın doğum ve bebek hemşiresi ve aynı zamanda hamilelik rehberi, hepimizin çok sevdiği Ayşe Öner. Hamileliğe hazırlık sürecinde de ben Ayşe ablayla birlikteydim. Ondan çok faydalı bilgiler aldım. Bunun için de küçük bir video hazırlayacağız. Sakın merak etme. Ben Ayşe ablayı aradım. Dedim ki Ayşe abla bana gelmen lazım. Haberlerim var. O şimdi hiçbir şey bilmiyor. Biraz önce mesaj attı gelmek üzere ve sizin yanınızda öğrenecek hamile olduğumu. 4. haftamdayım. Ona sorularım olacak tabii ki. Ama dediğim gibi beni izledikçe, bizi izledikçe tüm sorularını bizimle paylaş ki birlikte bilinçlenelim, birlikte gelişelim, bu muhteşem serüveni birlikte yaşayalım. Herhalde gelmek geldi. Hemen gidip kapıyı açıyorum. Birazdan birlikteyiz. Hoş geldin Ayşe ablacığım. Hoş bulduk canım. Seni böyle apar topar çağırdım biraz evet, ama. Evet, iyisin değil mi? İyiyim, çok merak iyiyim. Çok iyiyim. Aslında her tabii şey şimdi burada hemen açıklamam lazım. Ayşe abla gelir gelmez ben ona dedim ki içeride bir kamera var. Yani düzen biraz doğalın dışında şaşırma. Çünkü ben her anımı an be an görüntülemek istedim ve bizi izleyenler var artık dedim. Ayşe ablam da sağ olsun kabul etti. Şimdi artık anlamışsındır niye çağırdığımızı. Hamile misin? Evet. Diyorum. Başardım. Çok güzel başardım. Çok güzel. Harika. Kutluyorum evet. Canım seni. Biraz erken bir sürpriz oldu. Evet. Çok beklemiyordum açıkçası ben. Gözlerinde evet, oldu. Böyle bir heyecan. 4 haftalık. Yani 4 ya da 5 haftalık olduğunu düşünüyoruz. Ceyda'cığım şimdi hemen neler yapmaman gerektiğini sana anlatacağım. Bunun için bir günlük tutman gerekiyor. İşte Ayşe Öner farkı. Günlük mü tutacağım? Günlük tutmalıyız. Tamam, günlük önemli benim hatta için. Hatta bu günlük mutlaka bir kitap haline de dönüştürülmeli diye düşünüyorum çok ben. Çok heyecan verici yani olabilir program, gerçekten. Madem yapacağız böyle bir doğru program. Doğru söylüyorsun. Bu programın ardından da aynen. Böyle güzel bir aslında evet ben ilk hamileliğimde böyle bir şey yapmamıştım. İşte insan deneyimle galiba yaşadıkça bunu yapabiliyor. Günlük fikri çok güzel fikir. O zaman şunu da hemen isteyeceğim. Bizi izleyen sana sesleniyorum. Sorularınla, desteklerinle, fikirlerinle belki de oluşacak şahane bir hamilelik kitabında isminin de yer aldığı bir kitapta şahane bir ortaklık yaşayabiliriz diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ben hemen defterimi seçeyim. Bir evet, kırtasiye çılgını olarak. Sen de bakayım. Tamam evet. Çok güzel bir heyecan harika, var. Harika, çok sevindim. Tamam, hemen daha geliyorum. Muhteşem bir haber bu. Evet, defterlerimin arasında çok enteresan bir defter buldum Ayşe abla. Her şeyin bir sebebi var. 2011 yılında bana bir arkadaşım Ceyda'nın Güzel Şeyler Defteri diye bir defter ay, hediye etmiş. Ne güzel etmiş. Ve bu hamilelik döneminde. Hiç kullanmamışım biliyor musun? Bomboş. Galiba. Ve bu boş sayfalar evet, olacak. 2016-2017 oldu tarihi ama harika, olsun. Olsun. Yani ben defterimi açıyorum. Şimdi aslında tabii şuna da değinmemiz lazım. Sana bunu söylemem gerekiyor. Biz şimdi bu programı ilk kez çektiğimiz için çok heyecanlıyız. Evet. Ve şimdi biz aslında 4. haftada hamileliğini öğrenmiş bir anne adayının neler yapması gerektiğini konuşacağız tabii. Ama daha önce dediğim gibi biz Ayşe ablayla hamilelik öncesi, hamileye hazırlık sürecinde de beraberdik. Bana çok güzel rehberlik etti. Bunun için de şu anda rica edeceğim. Biz 4. hafta programımızı çektikten hemen sonra acaba evet, hamileliğe nasıl hazırlandık videomuzu da çekelim mi? Çekelim çünkü çok önemli. Evet. Yani herkes böyle bir hazırlık yapmıyor. Eğer evet, yapanlar varsa evet, neler yapmaları gerekiyor? Ama patladana hamile kalmış olanlar da varsa aynen, onların da nelere dikkat evet, etmeleri yani gerekiyor? Evet yani sürpriz hamile kalanlar, evet, hamile kalmak isteyip kalamayanlar ya da işte planlı hamilelikle hamile kalıp ama öncesinde neler yapması gerektiğini eksik ya da fazla yapanlar. Hı-hı. Çünkü çok önemli olduğunu çok, düşünüyorum. Çok. Ve hamile kalmak için de bir çok aynen, çift mücadele ediyor. Evet.
Bu anlamda biraz da tabii anne olmanın yaşı da yükseldi. Biraz öyle. 35 yaş üstüne de çıktı. O yüzden bunun da önemli olduğunu düşünüyorum. Ben de 39 yaşındayım. Hamile kaldım ikinci çocuğuma. Biraz önemli vitamin anlamında, vücut anlamında. Evet. Ben Ayşe abladan öğrendiklerimi size anlatacağım. Ama şimdi 4. haftada heyecanlıyım. Neler yapmam gerekiyor? Şimdi Ceyda'cığım bir kere deniyor ki etraftan işte iyi yemen lazım, çok yemen lazım, çift kişilik yemen lazım. Asla ihtiyacın yok. Ama tabii beslenmene dikkat etmen gerekiyor. Yani bu şey meselesi Ayşe abla, artık sen iki kişisin. Tabağının evet. porsiyonu büyüyecek. Evet, aynen böyle. İşte öyle bir şey iki kişilik yiyeceksin. Böyle bir şey yok. Yok. Yani ben eskiden sağlıklı evet. yediğim dönemdeki evet. devam zaten sağlıklı besleniyordun. Tamam. Zaten ön hazırlıklarını yapıyordun. Devam ediyoruz. Tamam. O zaman ben buna iki kişilik yeme evet, diyebilirim. İki kişilik kısaca. Yemeyeceksin. Tamam. Dinliyorum ben seni. Ve beyazlardan uzak durman gerekiyor. Nedir bu beyazlar? Evet. Un, tuz, un, şeker değil mi? Tuz, şeker. Bunlardan uzak durman gerekiyor. Meyve ve sebzelerin haricinde çiğ yememeye dikkat edeceksin. Çiğ et, çiğ yumurta bunları yememeye dikkat etmen az gerekiyor. Az pişmiş olabilir mi? Az pişmiş de etlerde ve yumurtada tehlikeli. Tamam. Hatta, çiğ ve az evet, pişmiş. Tamam, bunu yemiyorum. Mümkün olduğu kadar renkli tabaklar oluştur kendine. Tamam. Yani ne bileyim işte havucunu, yani salatanı koy, işte yemek o esnada aynı tabak içinde senin iştahını açacak renkli tabaklar oluşturmaya çalış. Yani her türlü besin öğesini kullanmaya özen göster mevsimine göre. Ha. Sebzelerde özellikle, meyvelerde özellikle, turfanda yemeyelim. Yeşil biliyorsun yeşillikler önemli yani koyu yeşil yapraklı sebzeler ve salata olarak da bunları yiyoruz önemli ancak bunların çok iyi yıkanması gerektiği için dışarıda yememeye çalış. Tamam. Ve evde de iyi yıkansın ve hatta bir süre sirkeli suda bekletmeye de. Yani böyle ıspanak gibi, pazı gibi, roka gibi, evet, koyu yeşiller evet, dediğin. Yani maydanoz gibi bunların mutlaka çok iyi yıkanması gerekiyor. Dışarıda bilemiyoruz çünkü nasıl yıkandığını. Neden iyi yıkanması? Şöyle bir takım petsisler diyoruz. Yani sokakta... ki zararlılar ve hatta bazen gübreleme yapılıyor. Bir de tarım kimyasallar, ilaçlar çok kullanılıyor aslında. İşte kimyasallar, ilaçlar. Bunları ancak çok iyi yıkadığımızda ve hatta bir süre sirkeli suda da bekleterek tüketirsek o zaman daha rahat olacağız. Onun için dışarıda bilemiyoruz bunları. Dışarıda nasıl? Yeme aslında. Evet, emniyeti almak için. Dışarıda yeme ve evde. Mesela yine meyveleri iyi yıkayarak yemek lazım. Tamam. Hatta kabuklarını da soymak gerekiyor Ceyda'cığım. Şey doğru mudur? Böyle akan suyun altında bu fırçalarla yıkamak iyi bir şey mi? Tabii yani topraktan çıkan sebzeler mesela havuç gibi. Tamam. Ve dördüncü ayda işte dördüncü haftada pardon Allah söyletti dördüncü aya geleceğiz inşallah sağlıkla güzel iyi bir şey bu dördüncü haftada işte topraktan çıkan mesela pancarı çok öneriyoruz onu daha sonra da konuşacağız mutlaka akan suyun altında fırça kullanarak topraktan çıktığı için yıkamak lazım çünkü toprakta toksoplazma dediğim hamilelik için sakıncalı olabilen parazitler olabiliyor. Kediler çişini yaptığı için toprağa. Doğru. O yüzden iyi yıkanması kediler gerekiyor. Kediler dedin hemen araya gireceğim. Benim evimde tabii kedi köpek var. Hamilelikte sanıyorum kan biz önceden baktık kan değerlerine gerçekten. Toksoplazma yani istatistiksel bir bilgi olmamakla birlikte insanların %25'i 50'si toksoplazmayı ya karşı bağışıklıkları oluyor. Yani bir şekilde geçirmiş oluyorlar. Onun için bilmiyorum ona daha önce bakıldığında. Ya belki şu anda musun? Aklıma geliyor. Yani bir sorun yoktu. Ha, tehlike arz etmiyordu evde kedi ya da köpek olması ama sanki şu an sen söyleyince atıyorum mesela kedinin kumunu ben değiştirmemeli miyim bu süreçte? Evet yani gibi.
eğer bir başkası varsa ona bırakıyorsun o işi. Bülent'e bırakacağım yani. Evet ama eğer bunu kadın yapacaksa eldiven kullanmasını öneriyoruz. Ve 24 saatte bir kumu değiştirmek lazım. Bu önemli. Tamam. Çünkü o parazitler 24 saat sonra kedinin dışkısında üremeye başlıyor. Kedi kumuna yaklaşma. Kedi kumuna dışarı çıkan bir hayvansa mutlaka evde de kuma yapıyor ise kedi kumunu 24 saatte bir değiştirmek lazım. Bu arada çay, kahveye dikkat edeceksin Ceyda. Zaten dikkat ediyordum bunlara ama. Ama işte ben bitki çayı içiyorum. Ne yapacağım? Bitki çaylarında da dikkatli olmak gerekiyor. Yani ıhlamur gibi. Mesela ada çayı çok tehlikelidir. Neden? Çünkü damarların genişlemesine sebep olur. Ve hamilelikte de böyle bir damar genişlemesi olduğu için tehlikelidir. Ada çayı içmemeleri lazım. Ama insanlar gribal bir enfeksiyon geçiriyor ise veya işte üst solunum yollarında rahatsızlık varsa ada çayı içebiliyorlar. Ada çayı yok ama ıhlamur içebilirler. Mesela mide bulantısına iyi gelen işte nane çayı oluyor. Bir miktar içine zencefil koyarak nane çayı için. Yine papatya çayı rahatlama ve gevşemeyi kolaylaştırır. Bu konuda belki ileriki zamanlarda bir uzmandan da bilgi alabiliriz. Bilgi alan. Şey duymuştum, söktürücü dediğimiz bu detoksta kullanılan çaylar içilmemeli. İçilmemeli. Bir şey duymuştum. Zaten hani laksatifler de kullanılmamalı hamilelik zamanında. Doğru bir şey. Diüretikler yani idrar söktürücüler kullanılmamalı. Evet. Doğru bir yere parmak bastın. Tabii ki bu yolculukta biz baş başa olmayacağız Ayşe ablacığımla. Uzmanlardan da bilgiler alacağız. Ayşe abla tabii ki o kadar konularına hakim biri ki biz hamile hazırlık sürecinde de birlikte olduğumuz için bir kere bu çok çok önemli sende gördüğüm ve çok saygı duyduğum bir şey. Her şeyi biliyorumcu biri değil sevgili Ayşe Öner. Kimseye burada bilmez. Evet ama çok var. Dolayısıyla Ayşe ablanın ben bilmiyorum bunu bir uzmanına danışalım dediği yerler olacak. Birbirinden kıymetli uzmanlar olacak. Senin tavsiye ettiğin uzmanlara da seve seve gideriz. Konuşuruz onlarla da. Dediğim gibi bu interaktif bir program. Her kadının hamilelik süreci var. Belki kızın var onun hamilelik süreci olacak. Bunu bilmiyorum ama bu süreçleri hepimiz yaşadık. Yaşamak istiyoruz. Ya da yaşayanlara destek olacağız. Bunları birlikte yapalım istiyorum. Dolayısıyla katılımın benim için çok önemli. Ada çayı içme dedim. Evet, ada çayı içmiyoruz. Ve işte dediğim gibi söktürücü çayları bilmeden danışmadan içmeyelim. Ama bu konuyu bir uzmana danışalım. Evet, danışalım. Bunu da not alalım. Bir program yapalım bunun için. Şimdi tabii bir de aç kalmamaya dikkat etmek lazım. Çünkü hamilelikteki kan şekeri değerleri hızlıca düşebiliyor Ceyda'cığım. Evet. Aç kalmamak lazım. Yani 3 saatte bir özellikle de sen çekimlere gidiyorsun. Tabii. Bazen uzun sürelerle dışarıda kalabiliyorsun. Evet. Mutlaka yanında atıştırmalık ama doğru atıştırmalık olacak. Evet. Yani işte ceviz olabilir, badem olabilir. Tabii badem, çiğ badem diyoruz biliyorsun tuz açısından. Evet. Sonra kayısı olabilir, kuru üzüm olabilir, incir, kuru incir olabilir. Yani tuzsuz, kavrulmamış. Kavrulmamış. Çerezler diyelim. Çerezler ve kan şekerini kavrulma. Meyve olur mu? Tabii ki olabilir eğer imkanın olursa. Hani bunları atıştırmak daha kolay. Evet. Ama bir elma bir elma da atabilirsin. Tabii elmayı iyi yıkamak lazım eğer soyma imkanımız yoksa. Evet. Çünkü elmaların böyle şık ve parlak görünmesi için biliyorsun üzerleri mumlanıyor. Aynen. Yıkayarak da bunu gideremiyoruz. Aynen. O açıdan ona dikkat etmek gerekiyor. Tamam. Yanında mutlaka atıştırmalıklar olmalı. Tamam. Bir de hamilelikte, tabii hamilelik kadınlarda tüm sistemi etkiliyor. Yani kardiyovasküler, kalp ve damar sisteminde de değişiklikler oluyor. Kanın mesela yukarı pompalanması zor olabiliyor. Onun için ani hareketlerden de kaçınmaya dikkat et Ceyda. Ah bana mı dediniz bunu? Ani hareket, benden sorulur. Yani çok hızlıca kalkmak,
Evet. Mesela oturduğun yerden bir anda kalktığında beyne giden oksijen miktarı yetersiz olabilir ve şiddetli baş dönmesi olabilir. Hmm. Ben biliyorum sen merdivenleri de böyle koşarak çıkıyorsun. Evet, ben de öyle bir merdiven durum var. Ya da mesela gece uyurken aniden Melisa'nın sesini duyarsam yataktan fırlıyorum yani. Hiç öyle bir esim yok ama bu önemli. Evet, önemli. Tamam. Çünkü o esnada bayılmalar oluyor mesela hamilelerde. Yani ani hareketler vücudun içinde sakıncalı. Tamam. Bunları yine de konuşacağız ama hamilelikteki hormonlar östrojen ve progesteron ve relaksin diye bir hormonda salgılanıyor. Bu hormonlar sebebiyle vücudundaki bütün kaslar, bağlar yumuşuyor. Ve özellikle omurgaya dikkat etmemiz lazım. Omurlar arasında omurların birbirine temasını önleyen kıkırdak disk dediğimiz yastıkçıklar var. Evet. İşte bunların biri kayarsa kayabilir, onların zarı yırtılabilir. Hmm. Hareketlere dikkat etmek lazım. Tamam, bu benim için önemli. Evet. Ve mutlaka su içmen gerekiyor. Leket, değil mi? Su zaten hayatımızın her anında çok önemli. Çok ama önemli. Ama hamilelikte daha önemli daha çünkü önemli. Hamilelikte böbreklerin yükü artıyor. Tamam. Yani hani kadınlar, ya böbrek enerjisi çok kullanılıyor. O yüzden de bel ağrıları olabiliyor tabii. Hmm. Bel çukurunun derinleşmesiyle de ilgili. Çünkü ağırlık merkezi şimdi daha başındasın. Neler olacak? İlerlediğinde. O yüzden bol su içmek, yani şelale gibi düşün böbreklerini. Tamam. Sürekli böbreklerin yıkanması gerekiyor. Sadece su mu? Yani suyun yeri başka tabii. Tabii, tabii ki meyve, taze meyve suları içebilirsin. Yani ben onları çok tüketmiyorum, gazlı içecek de tüketmiyorum da hep böyle bir durumlarda hani çok su tüketin dediklerinde maden suyu geliyor aklıma. Çok miktarda değil. Değil. Ama günde bir veya iki tane. En küçük şişe iki tane. Maden suyu tabii mineral açısından zengin olduğu için. Ama soda değil, maden suyu. Maden suyu. Ayırmak lazım. Evet. Bir de onların şekerli olanları falan evet, var. Böyle meyvelisi, yani meyvelisi şekerlisi. Bunları tercih etmiyoruz. Sade maden suyu tüketmek faydalı oluyor. Bunlar önemli olanlar mı? Bana başka söyleyeceğim bir şey var bu hafta için. Sen zaten kullanıyordun ama bunu bir de hatırlatalım. Folik asit biliyorsun. Evet. Devam ediyorsun değil mi folik asit almaya? İçeceğim değil mi folik asitimi her gün? Tabii, tabii tabii. Dün de içmiştim. Yani biz hamilelik bugün öncesinde konuşmuştuk. Evet, başlamıştı. Folik asit zaten başlanmıştı. Aynen. Planlarken. Aynen. Ama devam ediyoruz. Tamam, folik asit. Zaten doktoruma gideceğim bugün. Cem Batukan'ın, sevgili Cem Batukan benim doktorum. Hı hı. Ona da soracağım. Mutlaka onun da söyleyecekleri vardır. Belki onunla da küçük bir 10 dakikalık program çekerim. Sevgili izleyenlerimiz için. O bakalım neler önerecek. Şimdi ben notlarımı aldım. 4. hafta serüvenim başlıyor. Bu programın çekiminden hemen sonra da size yeni bir video çekeceğiz. Yeni bir program çekeceğiz. O programda da aslında Ayşe abla beni hamileliğe nasıl hazırladı onu anlatıyor olacağız. Şimdi heyecanlı bir serüven başladı Ayşe ablacığım. Sen bir sürü birbirinden kıymetli anne adayıyla bu süreci yaşadın. Evet, çok güzel bir zaman. Evet. Ve çok mutluluk verici. Yaşasın. Hele de böyle bir projede yer alıyor olmak da çok kıymetli. Evet, çünkü kıymetli. Hepinize dokunuyor olmak, duyguları paylaşıyor olmak çok kıymetli. Şimdilik 4. hafta programımızın sonuna gelelim. Sorularınızı bekliyorum, desteğinizi bekliyorum. 5. haftada görüşmek üzere. Hoşçakalın. Duanızı eksik etmeyin.